Evet. Nedir bu boşnak mantısının özelliği? Boşnak mantısı bir börek çeşidi ve tabii boşnaklara ait. Hı hı. Çok lezzetli. Lezzetli olduğu için de ününü almış gidiyor. Aynen, çok ünlü zaten. İçinde bir kıyma karışımı var. Kıymalı kıyma, yapılıyor değil soğan, mi? Evet. Şimdi neler gerekiyor tarifimiz için? Önce onları bir sayayım ben. 1 kilo un, su, 1 tatlı kaşığı tuz, iç malzemesi içinde 500 gram kıyma, 2 adet soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz gerekiyor. Evet. Hamuru yağlamak için de 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı da zeytinyağı, evet. Üzeri için de yoğurt gerekiyor. Şimdi biz burada yapılmışını da gösterdik. Pişmeden önceki halinde. Şimdi Semra Hanım bize bir tarifini versin bakalım. Şimdi ilk önce hamuru bir açmamız gerekiyor. Hı hı. Hamur böyle bir beze şeklinde. Evet, bir beze şeklinde hamuru yoğurdu. Nasıl hamuru? Hamuru ılık suyla, tuzla ve börekli baklavalık unla yoğurduk. Bu tabii belirli bir bekleme süresi var, 1-2 saat. Yayıldığı zaman artık açılma kıvamına geliyor. Geliyor. Evet. Sonra masaya koyup yağlıyoruz ve hamuru açıyoruz. Hemen şimdi aşamalarını bakalım. Göstereceğim. Önce masaya biraz şöyle unumuzu koyuyoruz. Yapışmasın diye hamur. Hı hı. Evet, şu an biraz bekledi. Üzerinde biraz unlayacağım ki. İnceliği önemli midir? Tabii ki. Çok ince olması gerekiyor. Zaten göreceksiniz bayağı bir ince bir şekilde açılıyor. Yağladığımız zaman tereyağı ve zeytinyağıyla. Tereyağı ve zeytinyağı ile yapılıyor. Neden hem tereyağı hem zeytinyağı? Çünkü onlar sağlıklı yağlar. Hı hı. Hem de açılması için, hamurun esnemesi için yağ gerekiyor. İkisine de gerek tabii oluyor. Sadece tereyağını ocakta biraz erittik tereyağıyla zeytinyağını. Şimdi 3-4 kaşık hamuru yağlıyoruz. Güzelce yayıyoruz hamura. Biraz açtıktan sonra yağını ekledik üzerine. Zeytinyağı, evet. Tereyağı karışımımızı. Güzelce her yönden yağlıyoruz. Her yerini yağladık. Şimdi açmaya devam edeceğiz, evet, değil mi? Şimdi. Şu çiğ olanları bile yiyesim geldi. Çok güzel gözüküyor. Çok lezzetlidir. Bizim boşnak börekleri çeşitlerimiz çoktur. Evet, çok fazla. Ispanaklı, peynirli, pırasalı, bal kabaklı. Ben en çok kıymalı seviyorum galiba, bir de patatesli. Kıymalı ve patatesli. Her börekte ikisini seviyorum genel olarak. Zaten kıymalı hem lezzetli hem sunum açısından da kolay. Özel günleri var mıdır böreklerin? Tabii ki bizim bayramlarda, hı hı, bütün özel toplantılarda... Neler yapılır mesela? Servise neler çıkarılır bayramlarda? Bayramda bizim bir yanımız var. Hı hı. Etli, bu kaburga etinden yapılan, hı hı, fırında pirinçten yapılan bir yemek, tepsi yemeği. Hı hı. Baklavamız, sonra şekerpare gillerden dudoyelerimiz. Hı hı. Kalbura bastı çok vardır. Yani kalbura bastı... ayarında bir şey. Hı hı. Tabii daha biraz farklı. Peki mesela baklavanın bizim bildiğimiz o Antep baklavasından farkı var mıdır? Bizim boşnakların bir özelliği vardır. Her şeyi biraz fazla pişiririz. Ha, fazla pişirmek. Börekte, evet, baklava da. Börekte de gözüküyor çok kısık zaten. Ateşte, çok kısık ateşte içi dışı aynı şekilde pişer. Uzun süre pişiyor yani. Tabii. Yani baklavanın içinde ne oluyor? Yine ceviz, fıstık mı? Ceviz, fıstık. Bazen kaymaklı, yani Bosna'ya ait çok değişik baklava çeşitleri var. Yani Bosna'da bir aslında Türk kültürü çok orada. Tabii ki. Baklava. Oranın kültürü de bizde çok değil mi? Boşnak böreği aynen falan deyince öyle zaten bilmeyen yok mesela herhalde. Mesela mantı da baktın mı bir Türk ismi. Evet. Yayıyoruz böyle ince bir şekilde. Sonra onu rulo gibi yapacağız, evet, herhalde. Kol böreği şeklinde yapıyoruz. Sonra kopararak mantı şeklinde getiriyoruz onu. Boşnak böreğinden farkı ne? İşte bu küçük parçalar şeklinde, hı-hı, olması. Öbürü daha böyle sarmalı halde, evet, olan değil mi? Evet, o kol mi böreği sarma şeklinde yapılıyor. Bizde pazar günleri boşnak böreği günü olurdu. Küçükken de olurdu. Evet. Hala da annemin en güzel yaptığı şeylerden biri. Bizde de öyle perşembe günleri. Sizde ve perşembe, neden perşembe? Perşembe hayırlı gece olduğu için, cumaya bağlayan bir gece olduğu için, bir özen gösterildiği için tabii. Bizde de pazar böyle, herkes evde çoluk çocuk diye genelde öyle oluyor. Şimdi tarifimizin bütün içindekileri ekrana da verdik zaten, oradan da görebiliyoruz ne olduğunu.
Yani bu en orijinal hali diyebilirim. Tabi damak tadına göre içine pul biber, karabiber eklenebilir. Tabii. Ama benim annemin mesela dediği gibi orijinal hali, orijinal güzel hali böyle. Bunu mesela içine başka bir şey koyarak da istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama tabii o zaman borşak mantısı olmuyor. Kıymalı yani olan borşak mantısı, aynen, değil mi? Şimdi kıvırmaya başlıyoruz kenardan. Tabii sonra böyle kıvırıyoruz. Mesela bazen kavurarak yaparlar kıymayı. Ama ha, tamamen iki, o özelliğini yitiriyor. Siz şey yapıyorsunuz genelde. Evet. Tekrar bir yağlamamız tekrar mı gerekiyor? Kenarlarını bir yağlıyoruz. Hadi onlar daha iyi yapışsın diye herhalde tabii kat ki. Kat kat olsun diye, katları ayrılsın diye. Hı hı. Yani tabii yağ çok önemli. Biraz yağlı olması gerekiyor boşnak böreğinin. Çünkü sadece hamur olur. Pişse bile hamur kokar eğer güzelce ne yağlanmazsa. Hamur kokar. Evet. Sonra o yüzden böyle yağ önemli. Hamuru incelte incelte. Biraz da çekiştirerek, evet, iyice kalın olmasın diye hamuru incelterek, evet, şu an sarmaya devam ediyoruz. Küçük olduğu için biraz daha kalın, ortaları daha kalın oldu. Kenarlarını şimdi böyle çekiştirerek kat kat bir hale getiriyoruz onu. Evet. Bir de boşnak böreğinde de, boşnak mantısında da en güzel şey, hani çok yemiş biri olarak söylüyorum, malzemeyi bol kullanmak, değil mi Semra Hanım? Tabii ki. Tabii ki. İç malzemesi ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor açıkçası. Ve o soğanın, kıymanın dengesi. Aynen, soğanı bol olunca tuz, da çok tuz güzel da hani çok önemli. Şimdi böyle. Şimdi bir pide gibi yarıdan da kestik öyle. Evet, şimdi böyle kol böreği şeklinde. Kol tam böreği olsun de böyle yapılıyor. Sonra sadece sarıyoruz. Kol böreğini ortasına sadece böyle gül böreği gibi sarıyoruz. Ispanaklı böreğimiz de çok lezzetlidir. O da mı meşhur? Ispanaklısını ben bilmiyordum mesela. Şimdi çok harika. Şimdi koparma aşamasına geliyoruz. Direkt elle parmakla kıvırarak böyle belirli bir ölçüde. Kenarlarını da aşağı doğru kıvırıyorum ki yandan çıkmasın malzemesi, iç malzemesi. Malzemesi atmasın, içinden fırlamasın diye. Kenarlarını da kıvırıp kıvırıp aşağıya doğru koyuyoruz. Evet, boşnak mantısı. Böyle belki çok basit gözüküyordur yapımı ama evet yani biraz zahmetli. Zahmetli biraz. Yemesi ne kadar lezzetliyse. Lezzetliyse böyle hop hop löp löp gidiyorsa. Yaparken de tabii ki çok böyle bir el ustalığı da istiyor. Tabii yani ki. Birkaç kere yapmak gerekiyor. Birkaç kere bu konuda uzmanlaşmak gerekiyor herhalde. Evet. Mesela oda sıcaklığı da çok önemli. Eğer oda soğuk olursa hamur açılmaz. Eğer sıcak olursa hamur yapışır. Yani o kadar çok inceliği var ki. Oda sıcaklığı da önemli. Onu hiç düşünmemiştim. Hepsiyi şöyle. Şimdi tepsiyi olduk, tamamladık. Bunun üzerine ne yapıyoruz? Biraz üzerine daha yağ. Şimdi biraz daha yağ. O kısmına. Kısmına. Sonra ne kadar pişiyor Semra Hanım bu? Bu 200 derecede ısıtılmış fırında bir 45 dakika, 50 dakika. 200 derecede 45-50 dakika pişiyor. Sonrasında nasıl servis ediliyor? Şimdi bir de ona gelelim. Sonrasında yoğurtu çok yakışıyor. Hı hı. Sade sevenler de var. Fırından çıktığı gibi üzerine yoğurt döküyoruz. Öyle. Hatta sarımsaklı yoğurt da çok yakışır. Çok güzel olur sarımsaklı yoğurt da.